Gaziantep TV'den arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün tüp bebek konusunu konuşacağız ve bu konu gerçekten Türkiye'de en çok özellikle çocuk sahibi olmak isteyenlerin merak ettiği konuların başında geliyor. Konuğumuz Nihal Atmaca, Nova Fertil Tüp Bebek Merkezi'nden. Sizi bir tanıyabilir miyiz önce Nihal Hanım? Nihal Atmaca, ben Batman'da doğdum ve liseye kadarki öğrenimi orada tamamladım. Uludağ Üniversitesi'nde ön lisansımı bitirdikten sonra sağlığın farklı alanlarında çalıştım. Daha sonra Gaziantep'te aslında edebiyat okumak için buraya geldim. Geldiğimde hayat amacımla da karşılaştım aynı zamanda. O dönemki ismiyle Eurofertil ve şimdi Nova Fertil'de çalışmaya başladım. Yaklaşık 16 seneden fazladır buradayım. Çalışıyorken bir yandan işletme yüksek lisansımı yaptım. İşletme okudum, işletme yüksek lisansı yaptım. 16 seneden fazladır burada Tüp Bebek Merkezi'nde çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere yardımcı oluyoruz ve birçok çocuğun doğumuna vesile olma mutluluğu yaşıyoruz. İnsanlar çocuk sahibi olmak istediklerinde mutlaka sizi bulmaları gerekiyor. Peki bu problemle ne zaman tanışıyorlar insanlar ya da benim çocuğum olmuyor ne zaman diyebilirler? Şöyle aslında bunun bilimsel bir tanımı var. Özellikle 35 yaş altı çiftlerde bir yıl düzenli ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamıyorsan, 35 yaş üstünde de 6 ay doğal ilişki sonucu çocuk sahibi olamıyorsan bir problem var ve doktora başvurun diyebiliyoruz. Ancak son dönemlerde özellikle birçok faktör var. Yediğimiz gıda, soluduğumuz oksijen, hava ve yaşadığımız yoğun stres, infertilite dediğimiz çocuk sahibinin önünü tıkayan engellerin artmasına ve hatta nedeni bilinmeyen grubun büyümesine neden oldu. Dolayısıyla belki de şöyle bir şeye geçilecek yeni dönemde. Evlenen çiftlerde birçok nikah öncesi test yapılıyor ya, belki kadın ve erkeğin de çocuk sahibi olmakla ilgili sorunu var mı yok mu diye bir tespiti yapıyor olmaları gerekecek. Ama şunu da söylemek gerekiyor, evlenen her çiftte de sorun olacak diye bir sıkıntımız yok, kaygımız yok. Dolayısıyla da bunu böyle bir korkuyla, endişeyle evlenmek, çünkü psikolojik etmenler çok etkiliyor bu durumu. Çok da doğru değil. Ortalama 6 ay ya da 1 yıl düzenli ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamıyorsak, evet bir tüp bebek merkezine başvurup, çünkü tüp bebek merkezleri sadece tüp bebeğin yapıldığı alanlar değil, çocuk sahibi olmanın önünü engelleyen çok basit bir neden de olabiliyor. Bunu da tespit edip şunu da yapabiliyoruz. Aşılama dediğimiz ya da ilaçla tedavi dediğimiz ya da farklı yöntemler dediğimiz yöntemlerle de tüp bebeğe ihtiyaç kalmadan, çünkü tüp bebek son aşama ihtiyaç kalmadan çocuk sahibi olmalarına vesile olabiliyoruz. Yani aslında problemin ilk tespit noktası da burası. Kesinlikle öyle. Yani çünkü insanlar hemen tüp bebek merkezini şöyle algılıyor, en son nokta diye düşünüyor. Aslında öncelikle burada bir tespitin yapılması gerekiyor. Acaba yani sorun ne? Ki ona göre bir çözüm reçetesi sunulması gerekiyor. Peki, diyelim ki böyle bir sorunu olan bir aileniz var. Ne yapması gerekiyor? Çocuk sahibi olmaya karar verdik ve olamadık. Dolayısıyla tüp bebek merkezine başvurmayı şu anlamda diyoruz biz. Geldiğinde bu dünyada aslında bir iki kişiyi ilgilendiren tek hastalık diyebiliriz belki de. Evet, çok güzel bir tespit. Hem anne hem baba dayını birlikte davet edip inceliyoruz. İkisine de testler yapıyoruz. Üreme sistemiyle ilgili sorun olup olmadığı. Ve problemi tespit etmek zaten çözüme ulaşmanın en önemli adımı. Sorunu tespit ediyoruz. Her şey sorunu tespit etmekle başlıyor. Dolayısıyla erkek ve kadından istediğimiz ayrıntılı testlerden sonra uygulayacağımız yöntemi yine çiftle beraber karar verebiliyoruz. Çünkü yaş bunda çok önemli bir etken, uygulayacağımız tedaviye karar verme hususunda. Yaş çok önemli ve gerçekleşen ya da tespit ettiğimiz ya da edemediğimiz problemin varlığı tedavi yöntemini çok etkiliyor. Öyle ki bazı çiftlerde 20 yaşında da olabilir bu. Hani kadının da 20 yaşında da erkeğin yaşı hiçbir önem taşımadan hızlı bir şekilde tüp bebek yöntemini denememiz gerekiyor. Çünkü başka çaremiz olmadığı sorunlar da var. Ama hayır, tüp bebek yönteminden önce uygulayacağımız var. Birinci basamak, ikinci basamaklarımız çok daha basit tedaviler var. Bu tedavileri uyguluyor olabiliyoruz. Dolayısıyla önce bize başvurmalarını istiyoruz. Ve bu konuda aileyle beraber, anne babayla ve adayıyla beraber
ve genel bir tespit yapıyoruz ve ondan sonraki tedaviye karar veriyoruz. Bu nedenle de ilk önce şunu yapmaları gerekiyor. Aslında sorun ne demek için gelmeleri gerekiyor. Çözüm neden önce, sorun ne demek önce için. Önce sorunu bulmamız gerekiyor. Kesinlikle. Ama ondan önce bir şey daha var, cesaret diye düşünüyorum. Çünkü bu toplumsal bir baskı var. İşte evlendik ya, sizin çocuğunuz olmuyor aileler, bütün baskı, toplum baskısı var. Bu cesareti göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle ailelerin buradan onlara dikkat çekiyorum. Özellikle de toplumda öncelikle böyle bir sorun olunca direkt kadın suçlanıyor. Çok bu doğru, konuda çok ne doğru, dersiniz? Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Çünkü bir kere çocuk sahibi olamamak ya da çocuk sahibi olmayı engelleyen faktör bir hastalık. Bunu bu şekilde kabul etmek gerekiyor. Tıpkı sırtımız tutuldu ve ağrıdı. Bundan çekinip utanmıyoruz değil mi? Ve herkese söylüyoruz ve doğal olarak uzmanına gidiyoruz. Ya da gözümüz ya da başımız ağrıyor. Dolayısıyla çocuk sahibi olamamak da aslında bir hastalık. Nedense şöyle düşünüyor galiba. İşte mesela işte kadına yüklenmesi. Bu erkeklik özelliklerini sanki baskılayan, eksilten bir şeymiş gibi görülüyor. Ve dolayısıyla da biz bu anlamda kadınlara fazla yükleniyoruz toplumsal olarak. Çünkü üreme doğuştan, biz yaratılışımızda var olan kodlarda bizim neslimize devam ettik. Sadece insanların değil, doğadaki tüm canlıların nesline devam ettirmek üzerine kurulmuş kodlarımız var. Dolayısıyla üreme duygusu bizimle doğan, var olan ve özellikle de evlendikten sonra sahip olmamız sanki kesinlikle ve kesinlikle gereken bir dürtü. Evlenme çocuk olmalı. Kesinlikle. İçsel dürtü ama bizim gibi toplumlarda bir de dışsal baskıyla bu artık şey haline geliyor, içinden çıkılamaz ve çok 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 ağır, bu hayatta yapılabilecek ya da başına gelebilecek en kötü şey gibi düşünülüyor. Bir kere bu bakış açısını değiştirmek gerekiyor. Çünkü neden? Şimdi tüp bebek tedavisi uyguladığımız klinimizde tedavide ben hep şöyle diyorum. 4 önemli faktör var. Bunlardan birincisi çok iyi bir hekimle çalışıyor olmak konusunda uzman. Ki Nova Fertil Tüp Bebek Merkezi bu anlamda çok büyük şansa sahip. Doçent Doktor Ruşen Atmacar ile birlikte kurucusu ve ortağı aynı zamanda. Başladığımız bu yolda etik değerlerini, dürüstlük çizgisinden vazgeçmeyen, vicdan dediğimiz aslında bütün hekimlerde, en çok da hekimlerde ve bence öğretmenlerde olması gereken en önemli dürtülerden biri. Vicdana sahip ve konusunda hayatında bunu ideal haline getirmiş özel bir hekimle çalışıyoruz. Bu en önemli ayağı. Hekimle bitmiyor tabii. İyi bir ekip, iyi bir sinerji yaratıyor olmanız gerekiyor. Çünkü bu reçeteye yazıp git bunu kullan gel dediğimiz bir tedavi biçimi değil. Hastayla hastanın elinden tutup 15-20 gün boyunca beraber yürüyeceğimiz, hikayesini paylaşacağımız, sevincini ve üzüntüsünü paylaşacağımız bir yol arkadaşlığı. Dolayısıyla çok iyi bir ekip ve uzman bir ekip, konusunda uzman bir ekiple çalışıyor olmak gerekiyor. Bu ikinci ayağımız. Üçüncü ve bunun olmazsa olmazı teknoloji ve teknolojiye yaptığınız önemli yatırımlar. Çünkü tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen en önemli etmenlerden biri de bu. Dolayısıyla Nova Fertil'in Gaziantep'te ve bu bölgede böyle bir merkezin olması bölge adına çok büyük bölgede şans. Bölgede ilk merkezlerden biri. Merkezlerden biri ve bu konuda iddialı merkezlerden biri. Çünkü hepimiz biliyoruz, özellikle eski dönemlerde daha da netti bu. İçinden çıkılamaz ya da biraz büyük problemimiz varsa sağlığa dair İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük merkezlere taşınırız. Her şeyimizi satıp giderdik. Her şeyi satıp ve orada düşünsenize hem hastasınız hem tedaviye gidiyorsunuz hem de bilmediğiniz ve büyük kaosun olduğu bir şehirde psikolojik yıpranmaya da yaşıyorsunuz. Ama artık değişen dünya ve şartlar bize şunu söylüyor. Yeter ki bu işe parasını yatıracak gönüllü yatırımcılar bulduğunuz takdirde ben şu an Amerika'daki teknolojiyi Gaziantep'te uyguluyor olmanın gururunu yaşıyorum diyebilirim. Bu anlamda çok şanslıyız çünkü yatırımcılarımız bu anlamda çok büyük destekliyorlar. Çünkü dediğim gibi idealist olmak, kazanıyor olmak değil önemli olan. Burada idealist olmak gerekiyor. Son dönemlerde aldığım gururla söyle. Son dönemlerde aldığım bir cihaz Türkiye'de şu şubemiz olan Konya'da ve bizde var. Ve başka hiçbir yerde yok. Ve bu çok önemli çünkü mesela İstanbul'daki bir merkez, Ankara'daki bir merkezden bahsetmiyoruz. Paranızı siz buna yatırıyorsunuz. Niye? Hastaya %5'lik dediğimiz şansı artıracak olmasına inandığımız için.
Dolayısıyla bu teknoloji ve teknolojiyi uyguluyor ve eş zamanlı kullanıyor olmak başarı için önemli bir etken. Ve en önemli etkenlerden yine bir tanesi. Üçünü saydık. Dördüncüsü hastanın psikolojisi. İnanç dediğimiz, güven dediğimiz. Çünkü her hücrenin rahatlaması gerekiyor. Anne adayı özellikle buraya geldi. Çünkü anne adayı diyorum. Neden? Çünkü evet babada da, baba adayında problem olsa bile bütün olay çünkü gebelik dediğimiz şansa, o mucizevi duyguya bir tek kadınlar sahip. Bütün olay anne adayında bittiği için hem baba adayını rahatlatıp anneye destek olmasını sağlıyoruz hem de anne adayının her hücresini bu inanca sahip olmasını ve bu güvenle tedaviye başlayıp bitiriyor olmasına destek oluyoruz. Çünkü şunu gördük biz, 15 yıl sonra da şunu söyleyebiliyorum. Her şey çok iyi, evet. Ya da çok mesela mucizevi olaylar yaşıyoruz. Anlatmaya kalksam saatler sürer. Onlardan birkaçını isteyeceğim şimdi birazdan. Şu çok önemli bir etken ya, çok önemli gerçekten. Anne adayının sana güveniyor olması, inanıyor olması, biraz daha işte rahatlamış olması, o üreme dediğimiz sistemde baskıdan ve bilinçaltından kaynaklanan blokajları kaldırıyor olmamız mucizelere daha çok yaşamamıza neden oluyor. Belki o blokajlar kalktığı zaman normal bir olabilir. Belki çocuk sahip olacak insanlar. Mesela şöyle söyleyeyim, geçenlerde bunu söylediniz. Geçenlerde Ruşurca bir hasta geldi. Yeni evliler ama yakınlarında böyle öyküler çok. O evlenmiş, çocuğu olmuş falan falan. Şimdi Ruşi Hoca da sadece şey dedi, kadınla konuştu, erkekle konuştu falan. Gıda takviyesi dediğimiz vitamin ve beslenmeyle ilgili birkaç öğüt verdikten sonra ben 3 ay sonra görmek istiyoruz dedi. Şu an bir şey yapmak istemem dedi. Sadece düzenli ilişki tavsiye etti ve biraz daha erkeğin eşine daha yakın davranması ve basit birkaç tane yaşam önerisi verdi. İkinci ayda teşekküre geldi aslında çiçeğiyle. Herhangi bir tıbbi bir olay şey yoktu. Demek sadece ki orada çocuğun olabileceğine inandı. Çünkü görünürde herhangi bir problem yoktu. Yani kadına ve erkeğe uyguladığımız testlerde hiçbir problem yok. Biraz rahatlamış ve çocuğun olacağına inanması gerektiğini hocamız fark etmiş orada. Ve bunu tavsiye etti. Dolayısıyla böyle öykülerimiz o kadar çok ki. Şöyle birkaç tanesini paylaşalım gerçekten. Çünkü insanlar hep olumsuz şeyleri duyaraktan belki umutsuzluğa kapılıyor ama gerçekten sizin başarınız çok güzel olduğunu biliyorum. Öncelikle şöyle sorayım, teknik olarak Türkiye'de, dünyada başarı oranı nedir, sizde nedir? Şimdi Türkiye'de başarı oranı dünya ortalamasının üstünde. Amerika'da çok iyi bu ve Japonya'da tüp bebek oldukça iyi. Türkiye çok enteresan, sağlıkta zaten iyi olduğumuzu pandemi sürecinde biraz daha anladık. Tüp bebekte de durum farklı değil. Özellikle Türkiye'de farklı değil durum, tüp bebekte de öyle. Ortalama %50 ve %70 arasında değişen bir oran var ama bazı merkezlerde %30-35, özellikle üniversite ve devlet hastanelerinde yapılan tüp bebek gibi. Çünkü az önce 4 tane ayağından bahsettim. Özel sektörde biraz daha bu 4 ayağı beslemeniz güçlü olabiliyor. Nitelikli personel çalıştırıyorsunuz, teknolojiye deli bir para yatırabiliyorsunuz ve kontrolünü sağlıyorsunuz. İyi hekimlerle çalışıyorsunuz ve en önemli şey o ekibin yarattığı sinerjiyle hastayı bütüncül bir tedavi buluyorsunuz. Dolayısıyla da bütün merkezler için aynı oran söz konusu değil. %30-35 başarı veren merkez de var. Ama çok şükür bizim gibi %60-70'leri zorlayan merkezlerimiz de mevcut. Bu konuda tebrik etmek lazım. Peki böyle başarılı hikayelerinden birkaç tane böyle aklınıza gelen neler var? Onlardan şöyle birkaçını bahsedin, dinleyicilerimiz, izleyenler arkadaşlar da bir umut olsun. Çünkü gerçekten ışığa ve umuda ihtiyaçları var. Ben o aileleri az buçuk gördüğüm zaman gerçekten çok umutsuzlar. Umutsuzluğa kapılmamak gerek yok. Mutlaka umut, biraz önce bahsettiğiniz psikolojik şeydir, büyük etken. O umutlardan birkaçını paylaşalım. Şimdi öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Yaşam bize bahşedilmiş, Rabbimden bahşedilmiş muazzam bir hediye. Ve fark eden gözlerle baktığımızda her anımız bir mucize ve şükür dolu. Dolayısıyla çocuk sahibi olmakla ilgili inanılmaz iyi öyküler anlatabilirim. Olumsuz hikayelerimiz de var ne yazık ki. Çünkü yaratılış, biz insanlar ne kadar çok %100 taklit ediyoruz çünkü. Doğayı taklit ediyoruz. Şu an bir laboratuvarımız var ve İnsan vücuduna yakın bir sistemde çalışıyoruz. Bu insan vücuduna yakın bir sistem dediğimiz gibi inanılmaz
yüksek bir teknoloji ve donanımla sağlanabiliyor. Buna rağmen mucizelerimiz var ama yaratılış bir sır ve tamamen Rabbimin emrinde olan bir vermeyince vermeyebilir, evet. Dolayısıyla da bir kere teslim olmak galiba bu işteki en önemli faktör, teslim olmak, kaderine teslim olmak. Ben şuna çok inanırım, ayette, Kur'an ayetinde geçer, şu an ayeti hatırlayamayacağım ama Rabbim kaderimizi, gayretimizi bağlı kılmıştır. Evet. Dolayısıyla bu bir kader değil, kenarda bekleyip Rabbim verirse verir demek çok doğru değil, çünkü bize bir akıl vermiş ve benim gayretime karşılık ödülümü vereceğini vaat etmiş. Dolayısıyla ben gayretimi gösterdikten sonra olmuyorsa hayırlı demek en doğru. Ama önce gayreti ve çabayı sarf etmek gerekiyor ama geç kalmadan. En önemli faktör. O geç neresi? İşte geç kalmadan dediğim şu, mesela şöyle hemen bir toparlayacak olursam şöyle bir öykü anlatmak istiyorum çocukluğuma dair. Şimdi Mark Twain'in bir sözü var. Bu hayatta iki önemli günümüz var. Biri doğduğumuz gün, bir de yaşam amacımızı öğrendiğimiz gün. Ben çocukluğumda bahçeli bir evde yaşıyoruz ve arka bahçemizde komşumuz var, Sultan teyze. Ve çocuğu olmadı yıllarca. Dolayısıyla biliyorsunuz çocuk olmayınca ya ziyaretlere gidilirdi, doktora gitmek çok kimse şimdi aklına gelmezdi. Ziyaret de sana çocuk vermiyorsa kuma dediğimiz. Kuma olmalı. Alınırdı. Dolayısıyla Fatma abla diye bir genç kadınla evlendi, beyefendi. Ama aynı evde iki eş yaşıyor. Çocukları oldu neticede ama iki kadınla mutsuz bir acı dolu bir hayat yaşadılar. Dolayısıyla ben çocukluğuma şahit oldum. Ve kadınlar açısından gerçekten bu öyküler inanılmaz derecede fazla. Burada da şahit oluyoruz bunlara. Dolayısıyla Nonferdi'de ilk başladığım zamanlar bir çiftle görüştüm. Antep'te fabrikada çalışan bir bey ve tamamen erkek problemi, kadında hiçbir sorun yok. Yıllarca farklı doktorlara gitmişler, kadına ilaç uygulanmış, kimsenin aklına erkeğe bir test yaptırmak gelmiş, yani. Sperm testi. Bunu fark ettik, kadın bunu fark edince bir de yılların verdiği öfke var kadında, sürekli kadına yüklenmiş falan, ayrılmayı düşünüyorum dedi. Kesinlikle ben bebekle düşünmüyorum, ayrılmayı düşünüyorum. O kadar çaresiz ki karşımdaki bey, abla dedi, yardım eder misin? Bana abla diyen bey, benden en az 15 yaş büyük. Bize müsaade et abicim dedim, gönderdim, eşiyle konuştum. Az önce dedim ya, oraya bağlayacağım, kader gayretle yazılmış diye. Sadece dedim, tedavi denersen, yani evet anlıyorum, hep sana yüklenilmiş, öfken birikmiş ve İntikam almak, duygusuyla ayrılmak istiyorsun ama bir şans ver çünkü beyefendi sen bunu hak ediyor, çok seviyor senin gibi böyle falan. Tübebek tedavisine karar verdik ve programı uyguladık. Çok şükür bir erkek çocukları var şu an. Ve hiç unutmadığım bir şey, bana dönüp abla dedi, hayatımda ilk defa bana biri insan gibi davranıyor. O gün ben şunu anladım, yaşam amacım. Beni ne kadar tatmin ettiğini ve mutlu ettiğini anlatamam. Çünkü orada belki de ikna etmemiş olsam, dinlememiş olsam öyküyü müdahale etmeyeceğim ve belki bir çift daha ayrılacak ve mutsuz bir çift daha yaşama eklenecek. Ve o mutsuz çiftlerin de yaşama çok olumsuz, sosyal hayatımıza çok olumsuz etkileri var. Dolayısıyla da ben şunu dedim, yani tek bir insana bile Nonferdi gibi özel bir klinikte, çünkü çok güveniyorum kliniğe, çok dürüstlüğüne çok güveniyorum, şeffaflığına çok güveniyorum, vicdanına çok güveniyorum, hassasiyetine çok güveniyorum, uzmanlığına çok güveniyorum. Böyle bir klinikte ben yaşam amacımı keşfettim ve bu bence bir lütuf. Ama bu lütufun hakkını da Rabbim verdiği gibi hakkını da istiyor. İşte bir bıçak sırtındayız, hep personelimle konuşur da aynı şeyi söylerim. Bir bıçak sırtındayız. Çünkü çok az iş var ki yaptığınızda sonunda ömrünüzün sonuna kadar dua alacağınız. Ve biz böyle bir işle onurlandırıldık. Ama şöyle bir şey var. O sistemde yapacağınız ufacık bir insani zaaf ve vebalini bütün ömrünüzce ödeyeceğiniz bir borca dönüşebilir. O hassasiyete hizmet veren bir hekim grubuyla, çalışma grubuyla çalışıyor olmak büyük bir şans. İşte bu zaten bize şunu veriyor. Bizim için bir iş değil, bir yaşam amacı. Yani bu yaşam amacını ben
çalıştığım hekimlerin gözünde görebiliyorum, çalışma arkadaşlarımın gözünde görebiliyorum. Zannediyorum Gaziantep'te şu an Türkiye'de bilinen bir merkez haline gelmiş olmanın gururu var tabii. Sanıyorum işte bizim bu duygular ve bu inancımız hem başarımızı etkiliyor, başarımızın yüksek olmasını etkiliyor. Hem de yıllar sonra Türkiye'nin en büyük tüp bebek merkezini inşaatını bitirecek olmamızdan... Onu soracaktım çünkü bu sırf sorumluluk yüklü. Yani bu kadar insan size umut bağlıyor aslında. Yani hani biraz önce dediniz ya, insanlar tekkeye, türbeye gidiyorlar. O zaman belki tıp bu kadar gelişmiş değildi. Belki bugün o türbeden beklediklerini, hani kıyaslama farklı olabilir ama o şeyi beklentiniz de yüksek. Kesinlikle öyle. Mesela şu var, yine şimdi 300 çocuğu var, 3 tane çocukları var, özür dilerim. Biri ikiz, biri sonra da ikinci, üçüncü çocuğu yaptılar. Hastamız geldi ve şunu dedi, Ruşen Hocam'ın elinden öperim diyor sürekli. Doktora gitmiş. İşte o yüzden ben diyorum ya, bu işin uzmanına gidip danışmak gerekiyor. Doktor bey kendisine demiş ki hastamızın beyefendiye, arkadaşın demiş, boşuna uğraşma demiş. Bak şu elimin çocuğu olur ama senin çocuğun olmaz. Bütün hayatını yıkmış, her şeyini sadece yıkmış. Hayatını değil, adamın bundan sonraki hayatını da yıkmış. Evet çocuk olmayabilir ama bunu bu kadar sert bir şekilde söylüyor olmak. Çünkü Ruşen Hoca'nın söylediği çok önemli bir şey var. Her zaman söylediği. Öncelikle hastamızın, hastalarımızın psikolojisini koruyalım. Sonrasında çocuk olursa zaten düğün bayram. Çocuk olmazsa ama sağlıklı bir psikolojide yaşama devam ediyor olmaları gerekiyor. İşte burada vicdan dediğimiz, insani faktör dediğimiz değerler sisteme giriyor. Ve çok şükür o avucumun çocuğu olur, senin olmaz dediğimiz beyefendinin 3 tane çocuğu oldu çok şükür. Böyle güzel mucizelere vesile olmak. Yani, vallahi gerçekten bu hikayeleri dinlemek isteriz. Zaman kısıtlama, son olarak bir soru soralım. Gaziantep TV izleyenlerine, çocuk sahibi olmak isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Son bir bu işi yıllardır yapan bir insan olarak. Yine çok basit. Arkadaşlar buraya dikkat edelim. Gerçekten çok basit ama çok önemli bir konu. Çok basit bir motto var. Öncelikle çocuk sahibi olmamayı niye benim başıma geldi, dünyanın sonu gibi değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü bu da bir hastalık. Ve çoğu hastalık gibi çocuk sahibi olmanın önünü tıkayan birçok şeyin nedenselin çözümü bulundu çok şükür. Dolayısıyla da öncelikle bir bunu dünyanın başıma yıkıldığından ziyade önce bir nasıl çözebilirim? Sorun var ve çözmem lazım. Bizler buradayız zaten ve her konuda, yani bize sadece buraya gelmekle değil, telefonla da görüşene bilgi veriyoruz. Çünkü bu bizim yaşam amacımız dediğim gibi, idealimiz. Dolayısıyla tek, az önce anlattığım Sultan teyze vardı ya. Tek bir kadının bile Sultan teyzenin yaşadığı kaderi yaşamamasına vesile olursak bu yeterli bizim için. Dolayısıyla da bunun için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazır ve istekli bir grubuz. Noah Fatih Tüp Bebek Merkezi olarak. Dolayısıyla da önce bir, ama şunu yapmaları gerekiyor. Doğru uzmanına gidip, çok yorulmadan ve çok vakit kaybetmeden. Çünkü hasta geliyor, 42 yaşına gelmiş, 10-15 tane aşılama yapmış. Ve artık kadın da biliyorsunuz yumurtalar belli bir yaş sonrasında zaten hem kalite hem sayı azalıyor. Üstüne üstlük de o 15 yılın verdiği psikolojik ağırlık, depresyon artık bitmiş. Ve bize gelmiş. O kadar yorulmuş ki aslında. Yani bu saatten sonra yapacak. Dolayısıyla şöyle, çocuk mu yok? Hani bir yıl evlenmemiz ve düzenli ilişkiye ve çocuk yok. O zaman problem ne olabilir diye bir tüp bebek merkezine konusunda uzman bir ekibe gidip bir danışmalarını tavsiye ediyorum ben. Testler yapıldıktan sonra dediğim gibi bazen basit bir hapla bile psikolojik olarak rahatlayınca sorun çözülüyor. %50'si böyle çözülüyor zaten. Çözülemeyen için zaten buradayız. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ki zaten ortalama 4 bebek tedavisi maksimum 4 bebek tedavisi sonrası %80 ihtimalle zaten birçok çift anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Aile olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ama şunu da söylemeliyim ben. Umutsuzluk bizim başlıca düşmanımız. Evet. Kendine acımak özellikle. Acımaya gerek yok. O zaman çözüm için mutlaka doğru bir ve hızlı adım atmak lazım. Çünkü zaman var. Vakit var. Özellikle de mesela şimdi kadının evlenme yaşı, kariyer yapayım, üniversite okuyayım falan. Geç olmaya başladı. Evlenme yaşı çok geciktiği için.
kariyer yaparken çocukları da yapsınlar o zaman. Hem yani, kariyer yaparım hem çocuk yaparım. Çocuk yaparım. Bence bunu asıl kabul etmemiz gerekiyor. Artık bu, çünkü gerçekten geç kaldıkça yaş 35-40'a doğru bu sorun büyümeye başlıyor. Kesinlikle. O zaman biz söyleyelim, hem yaş olarak hem zaman olaraktan, hem o çocuğun mutluluğunu sarıp kucaklamak varken beklemeyelim. Erken evlenin. Sorun varsa erken olarak şimdi erken evlenin diye bir slogan başlatamayız. Çünkü bu da bir toplumsal baskı. Kadın ve erkek üzerinde. Evet. Doğru zamanda doğru insanla evlenin. Kesinlikle okay, bunu söylüyorum. Okay diyoruz. Doğru zaman. Çünkü erken evlenin biraz şey gibi olacak. Bu da bir toplum baskısı gibi olacak. Kariyer çocuğa engel değil. Ama şudur, işte teknoloji inanılmaz gelişti ve bunun için de artık başka şehirlere gidip mesela bir tüp bebek tedavisi yapıyor olmak için işinizden falan izin alıp rapor almanıza da gerek yok. Sadece bir 15-20 gün içerisinde o ortalama 4-5 kez bir saat izinle bu işi çözümleyebiliyoruz. Ve çok şükür ki tüp bebek tedavisinin en güzel tarafı bir hastaneden, acilden vesaire ayırt eden, en kötü ihtimalle geldiğiniz gibi dönüyorsunuz. Yani Allah korusun çok olumsuz duygular yaşamıyor ve hastalık yaşamıyoruz. Yani siz sağlıklısınız aslında. Doğurmakla ilgili bir sorunuz var ya da gebe kalmakla ilgili bir sorunuz var. Bunu tespit edeceğiz. Dolayısıyla da bu nasıl bakarsak öyle sonuçlanıyor ya. Çok da kendimizi karamsar bir tablo çizmeyelim ama çok da gecikmeyelim. Hatta hiç gecikmeyelim. Tespit edelim, ondan sonra planımızı yapalım. Yani sorun yok. Evet, birkaç yıl daha ben çocuk düşünmüyorum diyebiliriz ama sorun olmadığını Emin olmak. Peki, teşekkür ederim. Güzel sohbet için. İnşallah başka o zaman bir şekilde yine devam edelim. İnşallah. Arkadaşlar, Gaziantep TV olarak bugün Nihal Hanım'ı ağladık. Tüp bebek üzerine konuştuk. Umarım hayırlı olur. Bizi takip etmeye devam edin. Çocuk sevgisiz kalmayın. Ne olursa olsun Allah hepinize hayırlı evlatlar versin. İsteyen herkese. Amin.